Tahir Bey, afiyet olsun. Bu ne güzel tesadüf oldu ya. Oturmaz mısın? Oturayım mı? Aslında biraz acelem de var ama. Madem rica ettiniz. Oturayım da iki lafın belini kıralım değil mi? Ne yaptınız? Çözebildiniz mi Antalya'da olanları? Ne gibi? Şu Sibel o dağ evinde üç gün boyunca ne yapmış? O kabadayıya niye 500.000 lira vermiş? Onları soruyor. Bunlar bizim aile içi meselelerimiz. Tahir Bey, Sibel'le benim aramda ailelerin karar vermiş olduğu bir evlilik mevzubahis değil mi? Yani dolayısıyla siz de takdir edersiniz ki bütün bu olanlar beni de ailemi de çok yakından ilgilendiriyor. Yani size naçizane tavsiyem, kızınızla konuşun, bir hanımefendi gibi davranmayı öğrensin. Bizim ailemizin şanına, şerefine yakışır bir hayat sürsün. Aksi takdirde bizden beklediğiniz o teşvikler, krediler hepsi yalan olur. Müstakbel kayınpedercim benim. Ben gerekeni yaparım. Oldu o zaman. Siz Sibel'i ararsınız. O da beni arasın en kısa zamanda. Buluşalım, görüşelim, gezelim, eğlenelim. Ben ona Antalya'da yaşadıklarını unutturayım. Sibel Kuş'a çok selamlar. Sen hala Sibel diye mi saklıyorsun? Hayatından çıkar artık Sibel'i. Sibel Mibel yok senin için. Tahir Bey, Antalya Fatih'i de gelmiş, aramızdaymış. Hı? Böyle konuşmaya devam edersen eğer sonraki yerini pipetle yedirirler sana. Sen ne yapıyorsun? Akşamdan mı hazırlıyorsun bu lafları? Bak doğruyu söyle. Müsaadeniz olursa biz şu tuvaletin orada bir özel konuşabilir miyiz Tahir Bey? Zafer, uzatmaya gerek yok. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Ben babanı konuyla ilgili arayacağım. Tabii. Teşekkür ederim. Çok doğru söylediniz Tahir Bey. Uzatmaya gerek yok. Niye çağırdınız beni? Bursalı bir ailenin acılar içinde büyümüş tek çocuğu. Babası daha 5 yaşındayken evi terk etmiş. Annesi tersilik yapmış. Evlere temizliğe gitmiş. Ama çocuk da sebat etmiş ha. İstanbul'da çok iyi bir üniversite kazanmış. Okulunu yüksek notlarla bitirmiş. Ama bu sırada annesini kaybetmiş. Annesi öldükten sonra da ona gün yüzü gösteremediği için kendi kendine kahretmiş. Bütün bunlar parasızlıktan oluyor diye yırtmak için yapmadığı kalmamış. Sonra da borsada kendine göre büyük paralar kaybetmiş. Sonra o kaybettiği paraları benim kızımdan almaya çalışmış. Oğlunuzla ne kadar benziyorsunuz ya baba oğlu. Kimi taktınız peşime? Ben de duyduğum bir hikayeden bahsedeyim. Bir adam varmış. Antalya'da bir otelde resepsiyoncuymuş bu adam. 5 kuruş bile olmayan bir ailenin 3 çocuğunun en küçüğüymüş. Bir gün zengin bir kadını kestirmiş gözüne. Hallem etmiş, kallem etmiş. Evlenmiş kadınla. Kadının babası ölmüş nasıl oluyorsa. Allah'ın işi işte. Tüm miras kadına kalıyor. Tabii dolaylı yoldan kocasına. Yani Tahir Koraslan'a. Adını bil. Adını bil. Kimseyi sevmemiş Tahir Koraslan'a. Karısını, kızını, oğlunu, en çok parayı sevmiş. Öyle sevmiş ki parayı, kızını bir zibidiye peşkeş çekecek kadar. Terbiyesiz. Babam da böyleydi benim. Para için her yolu mübah gören bir adamdı kısacası. Aciziyetle öldü zaten. Cenazesinde 3 kişiydik. İmam ben... Babam.
afiyet bal olsun. Tahir Bey. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Tanışıyor muyuz? Ben sizi gıyabınızda tanıyorum ama siz beni tanımazsınız tabii. Esin Merişli ben. Sizin yanınızda esamem okunmasa da ben de turizmciyim. Ha. Buyurmaz mısınız? Siz kalkıyordunuz sanırım. Ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Yok canım, benim vaktim bu. Buyurun. Bir şey ikram edeyim size. Siz ne içiyorsanız eşlik edeyim ben de size. Pekala. Oğlum. İki tane. Aynı anda. Ben aslında sizinle çok uzun zamandan beri tanışmak istiyordum ama bugüneymiş artık kısmet. Fırsat olmadı bir türlü. Ne güzelmiş yüzüğünüz. Çok şık gerçekten. Size de çok yakışmış. Sağ ol. Hadi bakalım. Ay çok da sertmiş bu şimdi. Sarhoş olmayayım ben. Yok canım, olmazsınız. Sizin bir de kızınız vardı değil mi? Sibel. Evet. Ne kadar şanslı biri. Sizin gibi bir babası olduğu için. Teşekkür ederim. Pardon. Bakmam lazım. Efendim. Tahir Bey neredesin? Yat kulübündeyim, ne oldu? Müjdemi isterim. Birazdan torunumuz gelecek. Hadi sen de gel. Ha, öyle mi? Ben hemen geliyorum. Kalkıyor musunuz? Çok acil. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Yok, ne demek. Tahir Bey, yalnız ben aslında sizinle görüşmek isterim. Yani Engin tecrübelerinizden yararlanmak için. Rica ederim, ne demek. Kartımı vereyim. Lütfen. Arayacağım sizi. Bekliyorum. İkinize de hayatı dar edeceğim. Benden asla kurtulamayacaksınız. Kaybettin. O artık sadece benim. Onun çocuğunu doğuracağım. Çok mutlu olacağız. Sen asla anne olamayacaksın. Yapayalnız öleceksin. Erhan beni seviyor. Ben kazandım. Sen kaybettin. Erhan? Ne oluyor? Rıfın, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
Elif'in hamile olduğunu öğrenip buraya gelip beni mi öpmeye çalışıyorsun şu an? Elif'le ne konuştunuz? Erhan cevap versene, ne konuştunuz? Sen niye buraya geldin? Niye Elif'in yanında değilsin? Tamam, para sende kalsın. Git, git çocuğunu büyüt. Öyle bir şey olmayacak. Ne demek öyle bir şey olmayacak? Kızı hamile bir şekilde yalnız mı bırakacaksın sen? Elif'in bebeği. Benden değildi Elif'in bebeği. Ben değilim. Nasıl sen değilsin? Tuncay'dan Sibel. Elif'in bebeği Tuncay'dan. Defol git. Defol. Bunları öğrenip bir de kendini benim kollarımda mı avutacaksın sen? Sen beni ne zannediyorsun? Erhan defol. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Anlaşırsak Türkiye'ye yerleşeceğim. O zaman sana her gece sushi yaparım. Niye geç açtın? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Esas sen hoş geldin birader. Nasılsın, iyisin? İyi, teşekkür ederim. Bugün tanıştırdım. Şirketimizin CEO'su Erhan Bey. Aynı zamanda Sibel Hanım'ın kocası Erhan Bey. Öyle mi? Evet. Ben bilmiyordum. Söylemeyi unutmuşum. İş güç araya girince tamamen aklımdan uçmuş. Sorun değil. Gelmeyeceksin sandım. Yani olman gereken daha önemli yerler yok mu senin? Yok, daha önemli başka bir işim yok Sibel. Burada olmaktan başka. Daha önemli başka bir işim yok benim. De yani günler çuvala mı girdi ya? Niye şirkette işin başındayken konuşmadınız, yapmadınız bu toplantıyı da? Öyle illa yani yosuna çiğ balık sarıp mı yemeniz lazım yani hani? Sufle hazır. Sibel'e yapmıştı. On parmağında da on marifet. Tim, marifetli adamsın velhasıl kelam. Valla suşisi kadar güzelse tam evlenecek adam. Ben sana söyleyeyim. Ama önce bir 3-4 milyon ver. Sonra Antalya'da biraz zaman geçir. Başka türlü anlamazsın nasıl biri olduğunu. Tim herkes gibi değil. O 3-4 milyonu da günlük harcıyordur. Evvallah. Çok güzel kokuyor. Çünkü aşkla yaptın. Aşkını seveyim senin ya. Hayatımda yediğim en güzel sufle olabilir. Ne, sen yapamadığın yemek yok mu ya? Erhan, sen niye yemiyorsun? Ya sufle düşünecek durumda değilim ki, benim kafam dağınık yani. Biz normal insanların tim çok derdi tasası oluyor genelde böyle. Hep böyle düşünürken yakalıyorum kendimi. Hı. Şöyle düşünürken yakalıyorum kendimi. Biz normal insanların. Anladım. Tim, hayatında özel biri var mı? Yani sormam saçma, tabii ki vardır. Şanslı kız kim? Kimse yok. Ne yazık ki. Senin gibi kadınlar karşıma pek çıkmıyor.
yüzümü yıkayayım ben. Hemen geliyorum karıcığım. Bunu en büyük aşkın Maria için yaptırdı. Maria nerede şimdi? Bir trafik kazasında kaybetti maalesef. Ben çok üzüldüm. Ama onu hiç unutmadın. Ne kadar romantiksin. Ben bir düşündüm taşındım şimdi. Sabah erkenden kalkalım. Güzel şöyle salim kafayla bir tekrar konuşalım bu ortaklık meselesi. Ne diyorsun? Şimdi sen gitsen iyi olur. Bence çok erken daha kahve içecektik biz. Olur mu öyle ya karıcığım? Sabah ondan sonra kalkamıyorum diye bana kızıyorsun Sibel. Olmaz ki zaten ben de dışarıdan tok geldim. Siz de yemişsiniz zaten. Bir ağırlık çökmedi mi ya bize? Ha? Ben görüyorum ya senin gözlerinden belli. Baksana birazdan bir yarım saate sen mışıldayacaksın. Uyuyacaksın benim yine omzumda uyuyakalacaksın Sibel. O yüzden seni uğurlayalım Timciğim. Sabah konuşuruz. Biraz ayıp olmuyor mu? Yok ya ayıp olmuyor. Tim'le bizim ikimizin arasında ya değil mi Tim? Evet Erhan Bey. Ne demiş atalarımız? Misafirliğin kısası makbuldür. Değil mi? Bunlar bizim memleketimizin güzel bir örf. Adet ananeleri yani. O yüzden seni artık uğurlayalım. Hepimizin işi gücü kafasındakiler var. Hani Tim. Tamamdır. Hadi kardeşim. Neyse. Ben Tim'i yolcu edeyim o zaman. Karıcığım sen Tim'i yolcula. Kusura bakma. Erhan Bey'in böyle kabalıkları olabiliyor bazen. Olsun. Ama yarın sabah uyanır uyanmaz konuşur haberleşiriz. Olur. İyi geceler. İyi geceler. Allah Allah. Ya sen ne kadar kalın bir adamsın ya. Bu Timur'a olan o davranışların neydi senin? Ne? İşi işte konuşun o zaman Sibel. Konuştuk zaten. Ama vaktimiz kalmamıştı. Ya bırak Allah aşkına ya. Yani sabahtan beri de zaten kontrat maddelerini konuşuyorsunuz burada. Ben de yedim. Seni tanıyorum Sibel ya. Oraya da geliyorduk. Sen adımı kovmasaydın onları da konuşacaktık. Ya tabii tabii. Yok suşiyi ne kadar güzel yaptın Timciğim. Hayatında birileri var mı Timciğim? Eski sevgilim Maria'lar, Sibel'cimler falan filan. Ya bırak şimdi Allah aşkına ya. Adam resmen sana engelli koşuyor Sibel ya. Yani yanında kocası var mı yok mu adamın gerçekten umurunda değil ya. Öyle yetişmiş yani. Bir dakika. Sen kendine benim kocam mı sanıyorsun? Nasıl yani? Kapı gibi imzam var ya evlilik defterimizde bizim. Yani ben resmi olarak senin kocan ama o sıfatla konuşuyorum zaten Sibel. Ya sen bunu açık açık seni kıskanıyorum desene. Seni Tim'den mi kıskanacağım ben? Ya yok öyle bir şey. Evet kıskanıyorsun. Ya alakası yok Sibel. Erhan kıskanıyorsun. Ya dürüst olsana kıskanıyorum desene. Ya kıskanıyorum seni. Seni çok pis kıskanıyorum ben deliler gibi. Tamam mı oldu mu? Niye boşanmak istiyorsun o zaman? Sibel. Konuştuk bunu. Elif. Çocuk. Yani tekrar mı konuşalım? Kimse sana babalık yapma demiyor. Ama sen sevmediğin kadınla hayat kurmaya çalışıyorsun. Bence bunu bir konuşalım. Erhan ona yalanlar söyleyip buraya geldin. Ben sırf Timur'la baş başa kalmayayım diye bu yalan söyledin sen resmen. Bu normal mi? Bunu neden yaptın? Erhan niye yaptın bunu? Neden yaptın Erhan? Boş ver üstüme gelmesin be. Ya bir cevap versene neden yaptı? Yahu aşığım sana aşığım.
aşık oldum ya. Sana aşık oldum Sibel ya. Çok fenayım da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.